Merhaba arkadaşlar, lead ve opportunity tanıttıktan sonra artık account'u da tanıyabiliriz. E, herhangi bir lead, eğer hani potansiyel müşteri dediğimiz bir lead, e, bizim bizden tablet isteyen bilgisayar isteyen lead vardı, diyelim ki biz onla e, artık müşteri olduğu kanadına vardık, e, o süreç bizi oraya götürdü. Artık lead otomatikmen account'a dönüşüyor. Account aynı zamanda accounta bağlı kontak ve opportunity oluşabiliyor ama opportunity burada e, tamamen optional seçene e, seçeneğe bağlı oluyor ya yani zorunlu olmuyor ama e, siz bir leadi e, artık hani potansiyel müşteriden müşteriye dönüştürdüğünüz zaman account ve kontak oluşmanız gerekiyor account nedir burada account'ı tanımaya çalışalım account bizim Salesforce'ta bir hesap olarak biliniyor. İşle, İşletme ile alakalı hani bizim işlemimizle alakalı müşterilerimizin bilgilerini bu müşteri tabii bazen kişi olabilir bazen de bir şirket olabilir dediğim gibi mesela biz tablet satıyoruz bazen bir kişiye 10 tane tablet satmak durumu oluşabilir bu bir person account olarak kişi hesabı olarak oluşuyor ama bazen bir şirkete satmamız gerekiyor okul olabilir mesela bir okul diyelim ki bizden Yüzlerce tablet istiyor. O zaman bizim lead otomatikman e, business account dediğimiz person account, business account ikiye ayrılıyor. Business account'a dönüşebiliyor. Ya yani Bir bankaya tablet sa satacaksanız bu business account'tur. Eğer e, okula satacaksanız yine business account'tur. Ama bir kişiye satacaksanız, şirkete olmayan bir kişi sizin 100 tane tablet istiyor. Örnek. Yani bir yere donation yapmak istiyor, bir yere vermek istiyor. Olabilir. Bu kişidir adı soyadı belli olan ya yani first name'i, last name'i, e-mail'i, telefonu olan bir kişi olacağı için e, burada accountlar ikiye ayrılıyor. Business account ve e, person account olarak ikiye ayrılıyor. Burada e, işte account'a bazı müşterilere alakalı bazı bilgilerin depolandığı yer, adres, telefon numarası olabiliyor. Ondan sonra e-posta adresi olabilir. e Kişi ise e-posta adresi var. E, ondan sonra işte bizim müşterilere alakalı ee, çok fazla bilginin olduğu bir yer. İsterseniz canlı canlı görmeye çalışalım. E, ee, gidiyorum. Gördüğünüz bunlar birer account. Yeni bir account eklediğiniz zaman karşınıza gördüğünüz gibi business account ve person account çıkıyor. Tabii person account eğer enable yapmadıysanız karşınıza çıkmaz. Bunu e, enable yapmanız gerekiyor. Enable yaptığınız zaman ikisinden birini oluşturabiliyorsunuz. Business account oluşturduğunuz zaman Hani hani leadlerine gelmeyebilir. Hani direkt olarak bir e, müşteriye de sahip olabilirsiniz. Lead olmak zorunda değil. Hani e, stand, standa doldurmamış olabilir. Web sitesi üzerinden değil. Direkt şirketinize gelmiş. Kendini müşteri olarak tanıtmış. Gerçekten 100 tane laptopu almak isteyen bir müşteri olabilir. O zaman direkt account oluşturmanız mümkün. Account'ta neler var? Gördüğünüz gibi işte account'un bir parent account olabilir. Bir account'a bağlı küçük bir account olabilir. Yani bir şirkete bağlı daha küçük bir şirket olabilir. Onu ekliyorsunuz. İşte account number varsa account number'ını ekliyorsunuz. Account site varsa site'ını ekliyorsunuz. Type ne tür hangi tür bir account olduğunu seçiyorsunuz. Ondan sonra industry olarak hangi industry? Banking mi, chemical mı, education'dan mı girmiş, okul mu değil mi? Burada bir sürü government gördüğünüz gibi bir sürü ee, industry olarak bu Müşteri hangi alana giriyorsa onu seçiyorsunuz. Onun dışında işte gördüğünüz gibi rating olan yani account çok önemli bir account mu yoksa normal mi yoksa böyle hiç önemsiz bir account olabilir. Ona göre account'un ratingini de veriyorsunuz. Yani önemine binaen account hat olabilir mesela. Önemsizliğine binaen de gold olabilir bu şekilde. Ondan sonra telefon numarası, fax numarası, web sitesi falan bunları ekleyebiliyorsunuz. Ee, ownership mesela bu account public mi private mi subsidy mi bu şekilde ownership'ini ekliyorsunuz. Kaç çalışanı var? İşte e, diyelim ki bin çalışanlı bir e, şirket sizin müşteriniz olmuş. Oraya çalışan sayısını ekleyebilirsiniz. Ya Toplayabildiğiniz kadar bilgileri toplayıp buraya ekliyorsunuz. Billing adres, shipping adresi olabilir. E, billing dediğim gibi e, bir satış yaptınız. E, satış karşılığında e, adres gönder, billing göndermeniz gerekiyor o billing adresi oluyor. Shipping adres sattığınız malı onu göndermeniz gerekiyor. Sattığınız malı göndereceğiniz adres de shipping adresi oluyor. Bunlar bazen ikisi aynı olabiliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi bilgileri toplayabiliyorsunuz. Hani eğer bu person accountsa biraz bilgiler farklı geliyor. First name, last name, birthday yani bir kişiye yönelik bilgiler ama çoğu bilgi aynı. Çünkü yine bir müşteri olduğu için bütün bilgiler birbirine benziyor. Burada tek farklı göreceğiniz First name, last name kişi olduğu için. Bir yerde account name var. Çünkü o şirketi temsil ediyor. Burada first name, last name var. Çünkü kişileri temsil ediyor. Şimdi bir lead nasıl account oluyor ona bakalım. Leadlerimiz burada. Diyelim ki hani gerçekten siz bir fuarda stand açtınız. Sonra bazı kişiler formu doldurdular. Şurada gördüğünüz 16 kişi formu doldurdu. Bunlar bizim leadlerimiz. Aradık, sorduk, konuştuk. Ee, örneğin. Belly bir diye bir müşterimiz var. Bu müşterinin gördüğünüz gibi onun da aynı opportunity olduğu gibi takip sistemi var. Biz bu opportunity ile alakalı, e, lead ile alakalı gereken işlemleri yaptık. Yani o kontak kontağa geçtik. Telefonla aradık. Ondan sonra e, evet burada da bir hatayla karşılaştım. E, bakalım hatamız ne? Mobile phone. Mobile phone alakalı herhalde bizim bir e, veliş olumuz var, hemen onu kaldırıyorum. Tam, e, tam anlamıyla leadin ne olduğunu anlamak için benim bunları yapmam gerekiyor. Önceden oluşturduğum veliş olumlar varsa, onları kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi veliş var, onu buradan kaldırıyorum. Evet, tekrar leadimize geliyoruz. İşte lead geldi, dediğim gibi stand açtık. Ondan sonra bir sürü kişi geldi, formu doldurdu. 17 kişi, biz aralarından topladık. Bunlar potansiyel müşteri olabilir diye sisteme ekledik. Bazıları e-mail ile bazıları telefona girebilir. Binlerce lead olabilir. Problem yok. Onlarla irtibata geçtik. Kontak yaptık. Konuştuk. Ne yapıyoruz? Bunu komple olarak. Evet aynı problemi görüyorum. Sayfayı yeniliyorum. Normalde sildik diye hatırlıyorum. Yanlış yerden silmediysek. Evet. Tekrar yapalım. Ee, onlarla iletişime geçtik. Evet çok enteresan mobil fon e, problemi var. Telefon numarası girelim bakalım ne olacak. Herhalde benim bir şey de olabilir bu Apex class da olabilir tam olarak hatırlamıyorum. Bir telefonu ekliyorum. Merkez complete diyorum. Şu anda kontağa geçtik. Kontak işi bitti. Şimdi eee kontağa geçtik. Gerçekten bir müşterimi değil mi? O süreç oraya kadar geldi. Markets complete dediğiniz zaman ne oluyor? Sizden bu lead account, e, lead'in account'a, e, conta ve opportunity'ye dönüşmesi gerekiyor. Çünkü müşteri oldu artık. Yani be, e, örnek veriyorum. Bank of America sizin de geldiği bilgileri doldurdu. Tablet satıyorsun. Çok hoşuna gitti. Bütün tabletleri değiştirmek istiyorlar. Bank of America sizden binlerce tablet istiyor. Siz aradınız, konuştunuz. Lead e, şu anda hala lead aşamasında ya. Aradınız, konuştunuz. Kabul ettiler. Siz de teklifinizi e, sundunuz. Onlar gerçekten almak istiyorlar. O zaman siz onu yani görüşmeleri devam ettirme adına account ve kontağa dönüştürmeniz gerekiyor. İşte burada account name otomatikmen aynısı geliyor. Siz onu bu şekilde bırakabilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Ondan sonra eğer zaten varsa e, choosing existing diyor. Var olan birini seçebiliyorsunuz. Şu an öyle bir şey yapmayacağım. Kontakt diyor. Bakın aynı isimle kontak yapıyor. Ha, siz diyorsunuz ki bende de zaten var. Var olanı seçersiniz. Ama genelde biz yine ne yapıyoruz? E, sıfırdan oluşturuyoruz. İşte Mr'san Mr Mister koyuyorsunuz. Bunları ekleyebilirsiniz. de, bir, bir de Opportunity ekliyorsunuz. Opportunity e, dediğim gibi kontak e, account oluşturuyorsunuz. Opportunity'de şöyle bir e, seçenek var son create an opportunity upon conversion var. Bunu seçerseniz o oluşturmaz Eğer seçmezseniz opportunity oluşturuyor arkadaşlar. Seçmiyorum. O oluşmasını istiyorum. Evet convert dediğiniz zaman arkadaşlar dediğim gibi Bank of America ile görüştünüz. Artık bir müşteri oldu. Ne oldu? Bir account oluştu, bir kontak oluştu, bir de opportunity oluştu. Artık biz artık biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? E, şu anda lead'lere bakarsanız onu burada göremiyorsunuz. Neden? Çünkü bir account oldu. Accountlara baktığınız zaman artık American Banking Corp diye bir account'a dönüştü. Kontak olarak da bu account'a bağlı görürseniz bakın bu account'a bağlı Bedi Bey Bell bir kontağımız var ve opportunity'lerde de o e account'a bağlı dedik ya oluşturmak istiyorsak çünkü o aşamaya gelmiş olabiliriz. Gerçekten fırsata dönüşmüş olabilir. American Banking Corporation diye bakın eklendi. Artık siz bununla alakalı satış işlemlerine başlayabilirsiniz. Bunu ileride göreceğiz. Ee, hani e, productları ekleyeceğiz. Satmak istediğim ürünü ekleyeceğiz. Fiyatlandırmalarını yapacağız. O daha sonra gelecek. Şu andaki konumuz account. Bu şekilde account'u oluşturabiliyoruz.